Merhaba, ben Kerem Can Koçak. Kitap tanıtımımıza John Grigby'nin Derin Basitlik kitabıyla devam ediyoruz. Kitabın alt başlığı Kaos, Karmaşa ve Yaşamın Ortaya Çıkışı. Adından da anlaşılacağı gibi kitap kaos teorisi üstüne. Bence kaos teorisi üzerine yazılmış en güzel kitap. John Grigby, doktoralı bir fizikçi fakat kariyerini popüler bilim yazarlığıyla devam ediyor. Çok çok sayıda popüler bilim kitabı var. Türkçe'de de çok sayıda kitabı Alfa Bilim dizisinden çıktı, başka yeni editlerinden çıktı. Örneğin Metis'ten çıkan Schrödinger'in Kedileri oldukça ünlü bir kitap. Alfa Bilim dizisinden çıkan kitapları içinde örneğin şunları sayabiliriz. Alfa Bilim dizisinden Çoklu Evrenler, İlk Şempanze, başka ne vardı? İlk Şempanze, Schrödinger'in Kedisi gibi pek çok kitabı var Alfa Bilim dizisinden. Şimdi bu kitabı Derin Basitlik, dediğim gibi kaos üzerine ama çok temelden alıyor. Ta Galile'den başlıyor hareket yasalarıyla. Tabii hiç fizik bilmeyenler için yazılmış bir kitap. Newton mekaniğinde determinizmin ne olduğunu anlatıyor. Aslında klasik mekaniğin de belirlenimci bir evren düzeni ortaya koyamadığını anlatıyor. Klasik mekanikte de üç cisim problemi diye bir problem vardır. 3 ve 3'ten daha çok sayıda cisim devreye girdiği zaman Newton'un yasalarıyla belirlenimci bir analitik çözüm sağlayamazsınız. Yani bu ne demektir? İşte Güneş sisteminin kararlı olduğunu analitik olarak ispatlayamazsınız. Ancak bir takım iterasyon yöntemleriyle, işte daha önceki gözlemsel verilerden yararlanarak bir nevi hava tahmini gibi Güneş sisteminin kararlı olabileceğini söylersiniz ama bu %100 kesinlikle değildir. Bunu da ilk defa Poincaré keşfediyor ve işte başlangıç koşullarına olan büyük hassaslığın ileride çok büyük farklılıklara yol açabileceğini işaret ediyor. Poincaré'nin 19. yüzyıldaki bu buluşu unutuluyor bir süre. Sonra 1960'larda Edward Lorenz hava tahminleri yaparken tekrar keşfediyor. İşte hava tahminlerinde ilk verileri girerken çok az farklı, işte ondalık sayı yüzde bir, binde bir farklılıkla girdiği zaman çok farklı sonuçlara ulaşacağını görüyor. Böylece kaos kuramı tekrar doğuyor. Ama farklı farklı kaoslar var. Bir belirlenimci kaos da var. Yani belli bir noktaya çekilen bir kaos, çekici etkisiyle. Örneğin hava durumunu düşündüğümüz zaman şu meşhur Lorenz'in kelebek şekline benzeyen bir çekicisi ortaya çıkar. Yani hava tahmini yaparken diyelim ki yarın havanın işte 20 derece mi, 15 derece mi ya da 35 derece mi olacağını çok iyi tahmin edemezsiniz ama belli sınırlar içinde kalır. Örneğin yarın hava eksi 70 derece olmaz ya da artı 200 derece olmaz. Belli sınırlar içinde kalır bazı durumlarda. Dolayısıyla kaosun eşiğindeki bazı sistemler, bunlar geri bildirimli sistemlerdir. Tekrar böyle bir düzen oluştururlar. Bunları bahsediyor Grib'in kitabında. İşte kuvvet yasasından bahsediyor. Birçok farklı doğa olaylarında, hatta toplumsal olaylarda belli bir düzen görüyoruz. Kaotik sistemlerde, karmaşık sistemlerde. Ve buradan yaşamın nasıl ortaya çıktığını anlatıyor Grib'in. Çok ilginç bir kitap. Kaos kuramı ile ilgili bence en iyi kitaplardan biri. İyi okuma.